yeterli olacak. Organize sanayi bölgelerine artan talep yatırımları bu alana kaydırdı. En çok ihtiyaç İstanbul'da, ancak en az 600 dönüm arazi şartı yatırımcıları zorluyor. Bu alandaki son yatırım Çorlu'da hayata geçti. İnşaatta yeni yatırım alanı organize sanayi bölgeleri. Özellikle İstanbul'da organize sanayi bölgelerine duyulan ihtiyaç, sanayicinin bu konuda artan talebi, yatırımları bu alana kaydırdı. İstanbul'da iki telli, kıraç, bu bölgelerdeki sıkışan, büyümek isteyen ama yanında, sağında, solunda alacak dükkanı olmayan organize sanayi sitelerinin, yani büyük sanayilerinin, yan tedarikçilerinin böyle bir ihtiyacı olduğunu öngördük. Organize sanayi bölgeleri gerek yatırım teşvik avantajları gerekse bürokrasiden uzak tek durak ofis hizmeti anlayışıyla yatırımcılara fırsat sunuyor. Geniş arazi bulma zorunluluğu İstanbul'a yatırım için önemli engellerden biri. Bu nedenle, bu arazilerin olmaması nedeniyle bu biraz daha İstanbul dışı, Çorlu, Çerkezköy, bu taraf, Tekirdağ sınırları, Malkara, Hayrabolu tarafına doğru oluşabilecek. Ama her arazi de organize sanayi sitesi olmuyor. Arazinin en az 600 dönümün üzerinde bir arazinin olması gerekiyor. Türkiye'de tarıma dayalı olanlar da dahil 347 organize sanayi bölgesi var. 2020'nin ikinci yarısında yatırımcılara 1840 yeni sanayi parseli tahsis edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süredir